Merhaba sayın izleyicilerim. Bugünkü videomda sizlere Hashimoto hastalığının 8 gizli belirtisi nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Sizlere faydalı olacağını ve farkındalık yaratacağını umuyorum. Şimdi başlıyorum. Tiroid bezi insan vücudundaki ana salgı bezlerinden biridir ve hem fiziksel hem de zihinsel olarak işleminizin her bölümünü tam anlamıyla etkiler. Şimdi Hashimoto tiroidinin 8 gizli belirtisinden sizlere bahsediyorum. Bu konu çok önemli çünkü farkında olmadan bu belirtileri yaşıyorsunuz ancak bu hastalıktan haberiniz olmayabilir. Bu belirtilerden 2-3 ya da daha fazlasını sahipseniz mutlaka endokrinoloji uzmanı ile muayene olmanız, uygun testleri yaptırmanız önemlidir. Burada not olarak söylüyorum, kan testlerinden önce eğer tiroidle ilgili bir kan testi yaptıracaksınız, bir hafta öncesinden biyotin takviyesi kullanıyorsanız bunu kesmeniz ve biyotin içeren yiyeceklerden uzak durmanız, önemlidir. Bu da test sonuçlarını etkilemektedir. Bir numaralı belirti ile başlıyorum. Beyin sisi. Düşünceleriniz sisli ise, yani bunu beyin sisi diye de foggy brain olarak da söyleniyor. Bunu yaşıyorsanız bu konuda Hashimoto durumu bu durumu oluşturmuş olabilir. İkincisi yorgunluk. O kadar yorgunsunuz ki yani bir dinlendim diye düşündüğünüz andan sonra Tekrar bir yorgunluk hissediyorsunuz, yataktan kalkıp bir başka kanepeye uzanıyorsunuz. Öyle bir yorgunluktan bahsediyorum. Böyle bir durumda sizde Hashimoto'yu düşündürebilir. Üç numara büyük ölçüde azalmış cinsel dürtüden bahsediyorum, lipido'dan. Bu durum sizde bir şüphe oluşturmalıdır. Cinsel dürtünüz yoksa bu Hashimoto belirtisi olabilir ve bu belirtiler diğer belirtilerle beraber kombine olarak eşlik ediyorsa mutlaka doktorunuzdan hem tiroidle ilgili hem de diğer testlerle ilgili destek almayı unutmayınız. Dördüncüsü akıl sağlığında bir değişiklik. Bu konu çok önemli. Pek hasta genellikle Hashimoto tiroidinden müzdarip olan kadınlardır. Sebepsiz yere depresyona girerler ve eskisinden daha endişeli olurlar. En endişe verici belirtiler hayatlarında hiç sahip olmadıkları düşüncelere sahip olmak gibi durumlar yaşarlar. Bunların hepsi Haşima ile ilgili olabilir. Bu belirti de dikkate alınmalıdır. Diğer bir belirti kilo alımı ya da kilo vermede zorluk durumu. İyi bir düşük karbonatlı ketojenik diyet veya etten ağırlıklı işte karbonhidrattan uzak bir diyet yapıyor olmanız ve buna rağmen de umduğunuz yağ yakımını ya da kilo verimini başaramıyorsanız Hashimoto'dan şüphelenebilirsiniz. 6 numarada düzensiz adet dönemleri yaşıyorsanız gebe kalma bir sorun olabiliyordur sizin için. Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Tiroid hormonlarınız düzgün çalışmadığında üreme hormonlarınız, cinsiyet hormonlarınız, östrojeniniz, progesteronunuz, testosteronunuz ve diğerleri de düzgün çalışmaz. Eskiden sahip olmadığınız çok düzensiz adet dönemleriniz olabilir. Burada yine Hashimoto olup olmadığınız mutlaka uzmanlarca test edilmelidir. 7 numarada soğuğa tahammülsüzlük. Diğer herkes rahat görünse de üşüyorsanız ekstra bir üşüme hissi sizde oluşuyorsa bu Hashimoto'dan olabilir. Tek sebep bu değildir ancak aklınıza gelebilir. Soğuk eller, soğuk parmaklar, ayaklar bu durum için bir göstergedir. Diğer bir belirti. Kuru cilde sahipseniz, tırnaklar ve saçlarda bir dökülme, kırılma varsa, cildinizde bir kuruluk oluşuyorsa bu da Hashimoto'yu düşündürebilir. Bu nedenle bu belirtilere önem vermelisiniz. Bu belirtilerden 3-4 tanesi sizde varsa mutlaka endokrinoloji uzmanı doktordan randevu almalısınız. TSH ve T4'ü ve diğer gerekli antikorları kontrol edeceklerdir uzmanlar. Bu belirtilerden 2-3 tanesine sahip olmanız bu testleri yaptırmanız için yeterli sebeptir. Testlerde serbest T4, T3 ve ters T3 gibi değerleri ilgili uzman doktor kontrol edecektir. Sadece testlerle ilgili ayrı bir videom da olacaktır. Bu da şimdiden söyleyeyim. Ayrıca tiroide özgü olan iki tip antikor bu durumda çok önemlidir. TPO antikoru ve TG antikorları bunları uzmanınız sizde değerlendirecektir. Dolayısıyla yalnızca troid işlevinize değil aynı zamanda da Hashimoto troidinizin olup olmadığını bu iki test ayrıca belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Evet sayın izleyicilerim aslında çok önemli olarak görmediğimiz ama üst üste birkaç tanesi sizde varsa önemli olabilecek bazı belirtilerin troidinizle ilgili bir probleme yol açabileceğini koruyucu halk sağlığı açısından sizleri bilgilendirmek amaçlı bir sunum yaptım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.